Yani düğün genel olarak saçma abi. Bal mumu koleksiyonu yapacaksınız evinize. Kimleri koyarsınız? Bu masa beni övmeye başladı arkadaşlar. İçinde gerçekten bence büyük bir kalabalık var. Sadece bir değil, 7 tane Özcan Deniz izleyeceğiz. Vizyonun ölmüş senin vizyonun ya. Yok senin vizyonun. Kedim benim burnumu çizdi. Çok keyifli bir şekilde. Onun duyurusunu yapayım çünkü sümük gibi duruyor. Evet. Sana göre sağ tarafın ucunda duruyor. Duruma da sillesi geliyor. Evet, insanlar şey abi falan yapıyorlar böyle devamlı. Olmuyor yani, ben denedim. Bir kabuk bağlamış orası. Kedim neden çizdi orayı? Ondan bahsetmek isterim. Lütfen. 3 kedimiz var. Bir kedimiz hiç hayatı boyunca sosyal olmadı. Benim gibi büyüdü. Ve daha sonrasında bir anda aynı ortamda yaşamak zorunda kaldı. Türkiye'deki herhangi biri gibi. Bu sebepten dolayı bir gerginlik var. Bir türlü atamadıkları. Bu gerginliği de kedi oldukları için, bizim gibi bak kardeşim falan diye çözmeye çalışmadıkları için birbirlerinin üstüne atlamak, birbirlerine tokat atma gibi. Kedilerin tokatları çok keyifli oluyor bu arada. Evet. Onu da ayrıca konuşalım. Evet. Onlar gene gergindi. Ben de hemen dedim karışayım. Bu işi çözeyim. Ben burada en eğitimli olan tarafım. Yani tabii, aralarında en laftan anlayan, da laf nedir bilen tek türüm. Dedim neden böyle oluyor diye bir konuşmak istedim. O sırada bir heyecan galeyan derken zıpladı biri ve istem dışı olarak. Hangisi olduğunu tespit ettin mi? Tespit ettim. En yaşlı ve en aksi olan. Cezası verildi mi? Verilmedi. Ne tarz bir ceza vardı bilmiyorum, hakkında? Bilmiyorum. Bu bir kalkışma yani sonuçta. Herkes şeydir ya, güç ona geçene kadar anlayışlıdır ya herkese. Ben öyleyim. Ona fark ettim. Yani güç bana geçtiği anda bozarım ben. Kedilerimde koltuk de öyle yaptım. Tabii. Koltuk zehirlenmesinden ziyade şey illüzyonu bu. Kendini tanımıyorsun elinde imkan yokken. Herkesi iyi zannediyor ya kendini. Doğru. Sonra görüyorsun iyi misin değil misin gibi geliyor bana. Sizdeki demokrasi yok. Hani bir oylamayla. Demokrasi yok tabii. Ece'nin diktatörlüğünde bir evimiz var. Bazen diktatörlük iyi midir? Bizim evde ya iyidir. Düşünsene mesela, hayır oluyor. Örnek bizim veriyorum. Bizim evde iyidir de tamam. Tabii bizim evde iyidir. Evde hani kontrol Ece'de olması aslında çok iyi bir şey ya. Şimdi yanlışlıkla ya sana geçmesi ya da... var gibi duruyor sizin evde değil aynen mi? Öyle. Yarı bizimki monarşi şey gibi ya, duruyor. Evet, %100 öyle. Parlamentolu bir monarşi düzen var ama parlamento öyle ya, saçını başını tarayan geliyor gibi bir yer yani. Fransa'nın devrim öncesi gibi bizim evimiz. Göstermelik tamamen. Herkesin fikri soruluyor gibi yapılıyor. Herkesin eşit oy hakkı varmış gibi yapılıyor. Seni bir illüzyon sanki bir demokrasi. Evet. Evet. Yani şöyle hepimizin burada bir oy hakkı var ya. Benim ama yok. Senin yok. Bizim var. Ama mesela sen 200 kişiyi temsil ediyorsun. Miray 10 kişiyi temsil ediyor. Ama gene de bir oy hakkınız var gibi. Sen aşiretlerden mi bahsediyorsun şu an? Bahsetmek istemem açıkçası. Girmek istemezsin. Hiç kediler bir aşiret öyle midir acaba ya genel olarak baktığımızda? Bence değillerdir çünkü çok bireyseller. Köpekler doğru olabilir ama bu sokakta gezen çeteler var ya. Aşiret olmayı seviyorlar bir de. Hayvan bakma konusunda neler düşünüyorsunuz? Mesela bazı hayvanların bakılabilir, bazı hayvanların bakılamaz olduğunu düşünen ben. TikTok beni yanılttı. Her şeye bakılıyormuş. Biliyor muydunuz bunu? At, domuz. Ben tabii. Şey ya hayvancılık. Zaten, evet. Hayır hayvancılık değil. Şey gibi insan hayvancılığı. Evrimci. Her şeyi ekebiliyor musunuz? Domates, çocuklar salata. Duydunuz mu ya? Ürüyorlar falan. Ama ilkokul demiştik hatırlarsan birkaç bölüm önce. İlkokul yani, özel okula yollayacağız demiştik. %100 orası doğru ama burada haklıyım. Kedi köpek bakımı gibi bakımdan bahsediyorum. Yani bayağı dost. Ya kaplan gibi, timsah besleyen falan da var da yani. Ama mesela domuzun siz kucağa çıkıp sevildiğini biliyor muydunuz? Domuz bunlar çok akıllı bir hayvan bu arada. İşte, oğlum var. Ben bilmiyordum yani. Filmleri bile var ya bunların. Yavru domuz akıllı domuz bir şey yok muydu? Bilmiyorum. Rakun mesela. Instagram Reels'lerin vazgeçilmez hayvanıdır abi. Abi bunlar da olabilirmiş ya, köpek kedi. O zaman canım, köpek kediye denk gelmiş gibi geliyor bana yani. Hatta en çok işimize yarayan onlardı. Hayvanın beslediği bile hayvan var. İç parazit, dış parazit. Bu ülkelerin beslediği hayvanlar var. Parazitler var. Nasıl? Yok yok. Kore sinemasına bir Oscar aldı. Evet. O da filmde abartılmış bir filmdir bence. Öyle mi diyorsunuz ya? Adamın bile en iyi filmi o değil ya. Ondan önce çektiklerinin hepsi ondan iyi bence. İzledin mi? Yani bu böyle bir yine böyle bir aykırı olma çabası mı bu yaptın? Gerçekten. Yok ben buna katılıyorum. Memories of Murder. Öyle miyim? Evet. Güzel film. Bence en iyi. Memories of Murder mesela inanılmaz. Bong'un en iyi filmi bana göre. Bana göre de Parazit en iyi filmi değil ama. Değil abi. O sene evet, Oscar'da evet, bir yükseldi. Çekik gözlüğe bir şey vermek istedi. Evet. Evet mi? Şöyle oldu. Bugün trenle geliyordum. Yanımda oturan hanımefendi hızlandırılmış bir şekilde şey izliyordu. Perran Kutman'ın oynadığı lise dizisi ama iki hızda falan izliyordu. Hayat Bilgisi izliyordu. Çok hızlı ilerliyordu her şey. Hem retro bir keyif gibi duruyor. Ya. Şimdi zaten sanırım hiçbir şeyin gerçek metronomuyla varlığını göremiyoruz. Müzikler ya hızlandırılmış ya yavaşlatılmış. Şey, TikTok, Instagram'da falan evet, değil mi? Kontentlerde. Evet, evet. Aynen. Niye öyle bir şey var? Mesela hızlıyı verelim, onu yavaşlatsınlar, normalini dinlesinler diye. Bilmiyorum. Akım böyle oldu. En sevdiğim sorulardan biri. Daha önce araştırma yaptığım bir soru geldi. İşte vallahi mı? Evet, ben çünkü şeye de çok sinirliydim. Sped up işte diyorlar ya ona. TikTok'ta bir şarkının hızlısı ünlü oluyor. Evet, evet. Ne olur Spotify'a gelsin falan böyle yorumlar. Ya tabii. Manyak mısınız ya? Adam da onu o hızda yapabilirdi. Yapmamış falan gibi gene kızıyordum böyle. Sonra şeyden geliyormuş bu, danstan önce. TikTok başta dans platformuyken mesela bir şarkıyla dans etmek istiyor. Ama figürlerine yeterince temposu hızlı gelmiyor. Kendi kafasına göre hızlandırıyor ki dansına uysun diye başlayan bu olay bir müddet sonra eski şarkıların tekrar günümüze hani yeni bir şey paylaşmak isteyen içerik üreticisi dostlarımızın bir enstrümanı olmuş. Yani ben şunu hızlandırırım. Dans hani farklı bir şey olur. Dans figürünü değişmektense ya da ona uygun şarkı seçmektense böyle yapıyorlarmış. Kendisi. Böyle başlamış. Sonra bu artık bir şeye dönüştü. Hani yeni bir içerik tarzı gibi. Eski bir şarkıyı alıp değiştirip evet. O yayıyor. Bu da izin verilmemesi lazım taraftarıyım ben bu arada. Yani işte. Benim mesela eserim var, sinemam var. Kafasına göre diyelim ki kurgulu yapıp bir yere koyuluyor. Hani insanlar diyor ki aa Chaby'nin yaptığı sinemadan bu daha güzel diyor. Alt üst kurgulanmış, saçma sapan bir şey olmuş. Ya. Hani buna izin vermek saçma ya. Ya da resim çizdim diyelim ki. Çok aradayım ben. Ya ben de senin gibi düşünüyordum. Biraz kutsal bakıyordum ama bir yandan da belki de daha iyi oldu abi. Şimdi ona da bir şey diyemeyiz. Yani işte mesela Nuri Bilge Ceylan'ın kış uykusunu TikTok'ta bir şekerlemeye döndü. Hani şey tamam. Gibi. Onu içim biraz geçmiş. Da hızlandırabiliriz. Biliyor musun? İzlemek isterdim mesela. O zaman şöyle bir şey olmalı. Sanat filmlerini çarpı 2 izleyelim. Olsun. Sanat filmlerinin seansları olsun. Çarpı 2 ile gidelim. Bir de salon 6 çarpı 4 olsun. Yani güzel, normal halinin ödülünü verelim. Bir de hızlandırın. Bak gel bakalım hızlı olunca nasıl oluyor diye mesela Zeki'ye. Şeymiş işte değil mi? Şey Belatar falan. Ama tören de hızlı olsun. Bir anda Kolpaçino gibi bir film çıkıyormuş. Çarpı 2 yapımları. Hızlandırıcı ne oldu ya? Hızlıyken de sanat mısınız? Şeklinde. Adam yürüyor hemen geliyor falan. Bir şey yapamıyoruz yani. Hissedemiyoruz o arada gibi. Hızlandırınca Gaspar Noé gibi olabilir. Ha şey falan filan böyle şey. Ama bu arada insanlar da öyle. Bazı insanlar hızlandırılmış. Bazı insanlar yavaşlandırılmış gibi oluyor. Yani bazı insanlar çarpı 2 yaşıyor gibi anladın. Bütün duygular, her şey bir an önce önüne seriliyor. Bazısı da çok zor, yavaş ulaşıyor onlara. Yani. Ben de şeyden yani konuşma hızı. Ben de oradan girecektim fakat. Hareketlerin seriliği üzerinden gideceksin sandım. Yine hıncalı. Bu arada benim din hocamın hareketiydi. Çok enteresan değil mi? Bir din hocasının bunu yapmış olması. Ama neydi? Işte şurayı göstermesi. Bir soru sormuştu biri. Ben de sormuş olabilirim, tam hatırlamıyorum. Neden Tanrı demek yanlış? Neden Allah demek zorundayız gibi bir soru sormuşum. Öyle bir şey ya da biri sormuştu, hatırlamıyorum. Ben sana insan diyor muyum? Senin bir ismin var, onun da bir ismi var. Yapmıştı böyle. Ve onun signature move'uymuş bu. Peki bu beyin bedava gibi. Valla hani önden sallama neyi sallıyor? Ben de anlamadım ya çok. Diyalektik materyalizmi sallıyor. Ve şey gidiyor. Kalıplaşmış düşüncelerimize sallıyor bence. Anladım. Yıkın bunları. Anahtar burada gibi. Web sitesi vardı ya ben ortaokuldayken. Din hocamızın böyle de enteresan bir hocaydı. Adı neydi web sitesinin? Com'la bitmiyordu onu biliyorum. Böyle bedava oluyor ya K12 falan gibi öyle bir şeydi. CC. Vallahi gürül şakalarınız var çocuklar ya. Hocam nasıl? Estağfurullah. Beni hocaya ilan etmişler. Müthiş yorum bu arada. Maalesef çok güldüm. Bulamadık mı yorumunu? Ya bulamadık kimin yazdığını. Evet çok güzel bir tespit olduğunu ben burada vurgulamak istiyorum. Müthiş bir tespit. Çünkü biz gerçekten sen konuşunca... Beni Adnan Hoca'ya benzetmişler. Evet hocam. Meselenin özüne gelecek olursak. Biz de sürekli olarak inşallah hocam. Evet, maşallah hocam. Sanırım çok fazla tespit yapıyorum. Bundan dolayı. Hayır. Yine. Ne alakası var ya? O tespitin bizimle alakası var. Hayır, seninle derken değil. Yine tespit yapıyor oluşum. Sanırım çok fazla tespit. Ama şimdi saçım falan çok mu güzel? Bak, öne davranmam lazım. Bu arada çok çok iyi bir reality program icat etti kendisi. Şu an gerçi suç işlemiş ve içeride olan birini çok tebriki hak etmiyor da yani. Hiçbir şey anlamında söylüyorum. Da. Mesela atıyorum Amerika hani reality show'a yeni bir bakış açısı getirdi. Sonra İngiltere onu aldı falan. Ama bu işte Kardashian'ların şovu var ya hani aile devamlı takip ediliyor. Orada gerçekten dertleri var ama onu biraz hani köpürtüyorlar falan. Ne kadarı gerçek ne kadarı program emin olamadığım bir durum var. Orada da öyle ya biri dans ediyor ama yok. Evet. Hayat yok ya gözünde mesela evet, ne kadarı gerçek ulan yani dans ediyor ama. Bu arada yıllar önce çok yani. Yıllar önce biz 3'e 1'te çekerken. Ne çekerken? 3 yabancı bir Türk diye bir format çekiyorduk da. Elin olduğundan sonra. Türkiye'de internet... nasıl bir şey, öyle bir şey çekebiliyorsunuz lan? Nasıl yani? Ümit Özdağ'ın haberi var mı bu programdan? 3 yabancı bir Türk mü? Bir de aleni bir şekilde. TFF'nin şeyleri gibi bu ne lan kuralları gibi. Yabancı. Böyle şaka yapıyorum lütfen. O dönem abi malum kanallarından bize davetiye gelmiş. İşte sizleri hocayla beraber programda yanlışlıkla çıktığımızı hayal etsenize. Çok, gerçekten çok kötü olurdu çok ya. Çok kötü. Büyük ihtimalle burada değildim ya. Bir de yabancısını hemen gönderirler yani. Bir de bende şey var ya hani övme karşımdaki insana gereksiz. Peki ne diyecektin? Hocam gözleriniz mi diyecektin? Falan diye dersin kesin bir şey. Ben de derim ama ya. Bu bizde var bu gerçekten. Var. Bir yerde böyle ağırlandığını falan hissettiğim bir yerde özellikle kebapçılarda çok oluyor bana. Kebapçıların ağırlaması bende çok bir eziklik duygusu yaratıyor. Bir yandan da hoşuma gidiyor ama böyle hani adam bir şey istese, borç falan istese çıkarıp verecek hale getiriyor evet. Beni. Öyle tokatlıyor gibi. Abim uzan abim falan. Aynen. Ama bak Avrupa'da hiç olmayan bir şey işte o. Zaten kapatıp gidiyor. 5 dedim mi kapatıyor. Evet ya. Çok saçma. Bu kadar yeter. Evet ya Avrupa bravo. Ya onların başbakanı da 3 dediğince kapatıyor ya İsveç'te falan. Çok iyi dönerci gibi borsayı şey, falan gelişmiş kapatıyor. Demokrasiler abi 11 ile 4 arası açıktır. Gelen gelir gider gibi İsveç yani, malzeme bitince kapatırız. Bu arada kapatırız. orada bile yine açık bulduğun yerler ya İstanbul kafedir evet, ya köşem büfedir. Gerçekten öyle. Türkler abi. Şey de yapamıyorsun ya bu hilafetçilerin, şeriatçıların iyi kebap yapma özelliği var galiba. Yani hani şimdi hani rejime karşı her türlü rejime karşı bir duruş var yani burada. Hani orada da şey olsun mu diyorsun ya burada da hadi göz ardı edelim mi yoksa hani topyekün savaş devam etmeli mi yani bu tarz böyle şeylerle. Çok iyi Nazi Black Metal grupları da var. Abi şimdi müzik iyi ama felsefe, ideoloji olacak gibi değil ama şey yapamıyorsun ki. Bizim gençliğimizde şey vardı System of a Down dinliyorum ama görüşlerine katılmıyorum. İlginçtir. Çok da seviliyordu ülkede. Evet. Çöp suyu mesela hala hatırlıyorum. Çöp suyu mu? Çöp suyu. Onun öyle şakası falan var mıydı çöp suyu diye? Evet. Hiç ben de düşünmemiştim. Hiç düşünmemiştim ya. Gençken niye aklımıza gelmemiş çöp suyu? Atatürk filmini izlediniz mi? Gittiniz mi? Yok. Ben de gidemedim daha. Gidemedim. İkincisi onun gelmiş. Atatürk 2 İsmet İnönü değil mi ya? Aras Bulut Iynemli bütün cumhurbaşkanlarını oynayacak mı? Sırayla değil mi? Bana öyle gibi geldi. Çünkü Atatürk çok ateşli sahneler gördüm yani. Atatürk öyle bağırmıyordur gibi. Bana öyle bir şey diyemezsin falan gibi. Rambo'yla öyle bir geçer zamanki de babasına bağırdığı gibi bağırıyor. Sanmıyorum ben Mustafa Kemal'in o kadar da atam yapmaz gibi bir yerden. Ha şey ya sonuçta hep nerede ne yapacağını bilen bir insan gibi göründüğü için Mustafa Kemal Aras Bulut Iynemli biraz sanki distorte etmiş şey gibi ama bir anlamda da lazım. İzlemek lazım. Evet bilemedik. İçinde gerçekten ne oluyor? Şöyle bir konuşma şey var ya Türk dizi. Ben seni şey gibi hıçkırık var da onun nefes terapisiyle şey ya da reflü var geriye itiyor gibi böyle. Bana bir daha asla ya kardeşim bu fıtlar beni bak dinlettirmiyor seni yani Aras. Neyse ya. Gerçekten ikide ne oluyor? Hani hikaye Atatürk'ten sonrası değil mi? Kurtuluyorlar dedin. Türkiye Cumhuriyeti halkından mı bahsediyorsun? Atatürk 3. 3'te mi gelecek? Hayır ya. Salladım. Yani Rambo gibi de şeye çevirmeye gerek yok. Tabii. Şey, 6'ya kadar yani. Benim de hayalim Ayla 2'nin çıkması. Ayla 2 ne ya? Bir rol istiyorsun diye düşünüyoruz. Abi rol demişken. Abi ben Miray'ın bazı mimiklerini yakalamaya başladım. Tamam mı? Crossover'da özellikle. Abi bu kız muazzam oyuncu olabilecek bir karakter gerçekten bence. Bu masa beni övmeye başladı arkadaşlar. İçinde gerçekten bence büyük bir talentluk var. Ve hani yeni keşfediyor bu sosyal medyadır, işte ne bileyim kamera karşısında falan filan, bence yeni keşfediyor ama kendi içinde çok fazla bu olduğundan dolayı ben Gülse Hoca'yı bir daha buraya konu yapıp bir daha istemek istiyorum. Beni boş verin hocam. Miray'ı bir varsa yeni dizide bir de yazıyormuş falan filan. Bir karakter olarak düşünseniz. Böyle şeyler, iş başvuruları başladık. Ben de biz artık buradan millete seslenmeye mi başladık? Ya çok teşekkür ederim. Buradan Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Ben seni görmek istiyorum artık. Aa, sen oyuncu olarak de istiyorsun. Yani hemen ben de buradan yetkililere sesleniyorum senin adına. Tabii tabii, çok iyi bu arada. Ama yani bu şey gibi, sen bunu hani bir yetenek keşfediyor gibi söyledin ama zaten Instagram'da 5 dakika vakit geçiren herkes yorum olarak yazıyor abi buna. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten beni kovacak. Bugün Adalet Bakanı yardımcısı da böyle istemedi mi şey? Sen durduk yere Gülse Hanım'ı da attın ateşe. Şakır şakır kaleme. Bunu alsın, oynatsın. İki kadın arasında köprü kurmaya çalışan bir erkek. Doğru. Yine buradan, yani yine. Bak buradan olmaz. Buradan olmaz yok olmadı. Ha yani Gülse Hanım bilmiyor mu Miray'ın ne kadar yetenekli olduğunu? Bence %100 biliyordur yani. 5 dakika bak. Videolarını ben çok gergin hissediyorum kendim. Gerçekten bugün tamam, arada bana şey diyecek. Şimdi sen o zaman şunu buraya söyle. Kadardı. Her şey için teşekkürler. Kızım şunu söyle bilelim. Sen ne de oynamak istiyorsun? Ha? Söylesene. Gülse değilse Gülse değil de. Sen bana şey ne yap? Gülse değil de ya. Sen ateşe atıyorsun. Belki Miray beğenmiyor Gülse Birsel'in komedisini. Doğru. Ben beğeniyorum. Kendisi de beğenirse ben bu işe varım o zaman. Peki, beğeniyormuş. Peki böyle bir... Terbastı, Allah'ım beni yine terbastı. Gülse Hoca dedi ki senaryoyu yazmış, Miray sana müthiş bir yan rol çizmiş. Tamam mı? Aynı dönemde... Niye yan rol? Niye başrol değil? Bunda böyle, bunda da bu var işte. Bak sen demek ki sen demek ki bu kızı, sen demek ki bu kızı bir Gülse Birsel yapımında yan rol görmek istiyorsun. Ama tecrübesi şu an yok ya yapımlarda. Vizyonun ölmüş, senin vizyonun ya. Yok senin vizyonun. Başrolü koy ya. Tamam, bak neden yan rol olduğunu söyleyeceğim. Yan rol teklifi geldi, tamam mı? Mart'ta çekime başlanacak. Tam o sıra Ozan Akyol senaryoyu bitirmiş. Senin başrol olarak bir tane dijital platformda dizisini yazmış. Parası da aynı. Gülse Birsel televizyon kanalda. Aa, televizyonda mı Gülse Birsel? Tabii. Ozan Akyol'da dijital platformda ama başrol. Başrol. Tabii, başrol. Ozan, bir de Ozan. Ozan'ın kalemi bir de. Tabii ki Gülse Birsel'e gidiyor. Vallahi. Helal olsun. Bence kesinlikle doğru karar ya ben. Ben ikisinde de yokum bu projelerin ama ben de oraya giderim yani. Eza izlemeye oraya giderim. Başarılar diliyorum. Ya ben hatta Gülse Hanım'a satmaya çalışırım. Yani, işe mi? Evet işe. Ya buraya kadar getirdik Gülse Hanım, siz alır mısınız? Kimi getirdin? Ne? Neyi getirdin? İşte evet, bu noktaya getirdik. Alın, basın. Çünkü Gülse Hanım sanki sadece birilerini topluyor gibi. Bizim Reşadiye'de amele pazarı var şeyde. Yani işe göre değil. İlk önce şeyleri seçiyor gibi, işçileri seçiyor abi gibi. Ama ben onu çok anlıyorum onu ya. Bu var. Yani ben Cem Yılmaz'a da bir ara kızıyorlardı ya, hep aynı oyuncularla falan yapıyorsun diye. O şey hep arkadaşlarıyla film çekiyorlardı. O da arkadaşlarım oyuncu lan ne yapayım diye. Nolan'a niye kızmıyorsunuz? Heh, ben de onu diyeceğim. Abi bence bundan doğal bir şey yok ya. Her seferinde yeni insanla tanışmanın... Abi ya da Tarantino ya. Nolan'a niye kızıyorsunuz diyorum. Michael Caine'le Can Yılmaz bir mi anasını satayım ya? Uçurum var yani arasında ya. Aynı kefede şey yapmak, karşılaştırmak gerekiyor. Hadi de tamam, kim var? Abi en iyi oyuncu kim biliyor musunuz? Özcan Deniz. Daha iyisi geldi mi Türkiye'ye Özcan Deniz'den? O rol için gelmemiş olabilir ya. Özcan Deniz rolü için mi? Evet. Çünkü ben bir ara bir dizi gördüm. Paralel evrenler falan vardı dizide. Evet. Özcan Deniz oynuyordu ve 7 tane paralel evren vardı. 7'sinde de Özcan Deniz vardı. Yani adam artık... Tek Özcan Deniz oynamak yetmemiş. 7 tane Özcan Deniz'in olacağı bir dizi yapmış. Çok iyi. Ve ben aşırı okeydim buna yani. Sadece bir değil, 7 tane Özcan Deniz izleyeceğiz. Muhteşem bir şey ya. Ya tamam, şimdi peki o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi bu kızda iyi bir oyunculuk mayası olduğunu anladık değil mi? Düşünüyoruz evet. Hemen niye komediye verdik peki kendisini? Ya. Hani Miray'ın komik bir kadında olması da kaynaklı belki de. Gerçek karakteri... Çok böyle mizaha yakın biri olduğundan dolayı komediyi yakıştırdım gibi. Yani Ozan abinin romantik niye? Aslında yazabilir ya romantik. Romantik bir tane film, ağır bir roman yazabilirsin. Romantik bir komedi, ağır bir roman mı? Oğlum ne yazmamı istiyorsunuz? Ben döndüğümdeki Ozan'ın suratını bir daha ne olur ekrana yansıtalım ya. Böyle hayatımda bu kadar bir şey anlamayan. Harika. Benden yardım istedi o. Evet. Ne demek istiyor diye benden çevirmemi istedi. Arada çok yani. İyi çeviriyorsun bir de. Güzel, demek istemediğim kadar. Ben gene şey bunu yapıyorsun. Da çeviririm bu arada. İçinde aşkın da olacağı, evet, bir derinliği de olan bir komedi ya, gibi bir şeyden bahsediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ben yani ne yazmak istiyorum biliyor musun? Böyle güzel, sihirli, mihirli bir şey yazmak istiyorum. Çok Allah Allah. Sihirli değnekçi mesela. Bu var. Bir şey... 7 kitap falan ne oldu üstüne? Ha, o Harry Potter mı diyorsun? Yok, bu bayağı şey, İBB'nin hani otopark yapamadığı bir yer var. İspark var abi. İspark'a alınamamış bir otopark var. Bunlar mafyalar ama aynı zamanda sihir de yapabiliyorlar gibi mesela. Ve güzel. Yani tatlı... Otopark var ama yok ediyorlar arabayı aslında. Sonra saman ediyorlar. Aynen öyle. Sihirli değnekçi oradan abi sen gel. Abi burası ağzına kadar dolu. Abi ayarlarız falan gibi. Bak şu an başladık mesela. Yani demek ki bunu birlikte yazmamız gerekiyor. Yani peki bu adam neden sihiri buraya kullanıyor? Çünkü vizyonsuz mu? Altın bileziğim bu diyor benim. Yani anladın mı? Eğitim almamış, cahil, ayı biri. Ne yapsın? Banka mı soruyorsun? Ama sihir var. Ya özel yetenek ona gitmiş, evet, ya. Evet. Türkiye'de eğer bu Marvel ya da DC gibi süper kahraman, evet, olsaydı nasıl denediler olurdu ya? Denediler bir tane. Evet. Yaptılar sanırım. Hayır, gerçek hayatta. Neydi? Muhafız değil. Muhafız da öyle sayılır gerçekten. Neydi ya? Ataberk. Tarator. Benim, ben de hatta onu paralel zamanlarda ülke koruyucu diye bir şey yapıyordum. Kalkta. Ama bununki neydi ya? Akıncı. Şey, Selena falan var ya bu arada her şeyden önce zaten. O tabii da bir süper kahraman sonuçta. Sihirli annem de Bin abi. Tabii, sihirli o da var. Annem mi? Sihirli yani. Sihirli annem. Buradan şunu gizlemeye çalışıyordum. HPV aşısı bir lüks değildir. Zorunluluktur. Evet. Belki sihirli annemle bir dizi yapıp şeyi bağlaması gerçekten ya. Ücretsiz olmalıdır. Evet, kesinlikle ücretsiz olmalıdır. %100 katılıyorum. Ben şey çok isterdim ya, böyle gerçekten güzel bir evren, bir loruyla falan iyi bir süper kahraman. Abi Justice League mesela, Hakimler gibi. Savcılar Yüksek Kurulu gibi, hani biz bizim politika evrenimiz çok şey gibi ya, Marvel, evet, evreni. Evet, evet. Fantastik, kesinlikle, karakterler var. İşte Bin Ali Yıldırım. İşte villain çok. Evet. Villain'ımız bolca yani var. Bir ara mesela işte Zekeriya Öz vardı. Millet hani bayılıyordu falan. Bir anda bambaşka bir şey çıktı falan. Kamer böyle... Genç vardı rahmetli. Şey gibi 20 yıl önce mesela bir karakter çıkıyor. Sonra 20 sene konuşulmuyor. Bir anda böyle ulan... Önden vermişti bu bilgisini gibi bir hikaye de çok var Türkiye'de. Ya bayağı bence politik şey dizi yazılır yani. Abi Amerika'da bir şey olmuyor ki. İşte 4 yılda bir tane yaşlı geliyor, gidiyor. Aynen. Ne yaptınız gençler, iyi mi falan. O yüzden işte hep başka ülkelerin dizilerini, onların işine karıştıkları dizileri çekiyorlar. Sonra da bir de bize izletiyorlar onu. Doğru diyorsun. Ben ona inanamamıştım. Evet. Ya Homeland'i böyle deli gibi izliyordum ben. Geliyorlar Orta Doğu'da işte böyle falan. Şöyle. Sonra düşündüm ulan ya. Ya hem bunu gerçekte yapıyorsun, utanmıyorsun, dizisini çekiyorsun, bir de gidip oraya izletiyorsun. Hani böyle artık yani bu kompletörlerin şey böyle yani. Pakete sar şey oluyor artık. Etlenmeye başlıyor diyorsun. Evet. Var bunda bir şey büyük bir ihtimalle. Aynen. Ya da gerçekten yediriyorlar. İşte göz önünde olan gizlidir derler ya. Onlar da öyle. Yani. Tabii. Senin burnunun ucundaki şey neydi? Ya mesela Binali Yıldırım'ın bir voleybol koçu olduğu dizi çok güzel olmaz mı? Olur. Yani şey spin-off gibi. Ya da şey, yani hep voleybol oynamak istemiş, ailesi izin vermemiş. Ya da olabilir. Hem dil bilgisi öğretmeni hem de voleybol koçu. Süper. Çok çok güzel bence olur mesela. Yani. Bence direkt şey olsun işte. Bir olacak o kendi başına bir evet, şuradakini buraya kendi başına bir okul açmış olsun ama hoca bulamadığı için her şeye beden dersine de o giriyor, bilgisayar dersine de o giriyor. Nöbetçi öğretmen. Bir tarafı var. Çok güzel. Çünkü yurt dışıyla da bağlantısı var biliyorsun. Tüm ailesel olarak Güney Amerika bağlantısı falan kuvvetli. Oradan kardeş okul gibi kültürel çalışmalar yapılabilir. Evet, Güney Amerika'dan kardeş okul yapılabilir. Gemilerle, deniz bilgisi bunlar yapılabilir. Her şeyi biliyor ya. Biliyor. Yani. Orada her şeyi biliyor. Bir siyasetçiler her şeyi biliyor. Çok özeniyorum ya. Keşke ben de bilebilsem. Chaby'yi yapacağız ama inşallah. Chaby 2032 miydi? Kaçtı? 2000. Bu yerel seçime mi girseydik ya? Çok geç. Olmaz. Hiç gerek yok. Olmaz. İkisini de aynı şekilde yak diye içinde duydum mu? Bu yüzden. Hayır. Behzat Ç'yi orada. Eti Meskut da etinin bir ürünü gibi değil mi? Evet, kıymalı gerçekten. Kek. Evet, Yılmaz Büyükerşen. Evet. Eskişehirli bir dostumuz olarak neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Dün şöyle bir cümle duydum. Dün nüfus dairesine gidiyordum. Yeni kimlik kartımı almaya. Bitmedi senin o işler. Evet ya. Abi. Dün itibariyle erkekliğim bitti. O mavi nüfus kağıdı gitti. Artık o şey geldi. Candırlız. Neyse. Şeye gidiyordum. Nüfus dairesine gidiyordum. Eskişehir'de şöyle bir cümle duydum. Ya artık bıraksın ya. Diye bir şey duydum. Ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki sonra şey. Ya tamam anladık yaptıklarını da. Tamam yeter ya. Bilmiyorum. Hiç isim vermedi. Büyükerşen demedi. Bir şey de belki de şeyden bahsediyordu yani. Ali Koç'tan falan. Gerçekten olabilir bu arada. Ya da metresinden bahsediyordu adam. Bilmiyorum hani artık. Bilemedim. Peşimi tamam anladık. Yani çok yaptıklarını falan ya. Çok güzel. Büyük bir ihtimalle bu şey var halkta. Hem memnunuz hem yeter gibi. Kolonya çok eline dökülmüş gibi şeyde misafirliğe gittiğinde. Farklılık görmek isteyebilir ya Eskişehir halkı. Yani genel olarak Eskişehir halkı mutlu mu abi? Vallahi bilmiyorum ya. O zaman lokal gazeteci gibi. Tek böyle bakmadım ama mutlu gibi duruyor. Bir yandan da şey olacak gibi. Sanki Yılmaz Büyükerşen tamam deyip makamından çıkıp şapkasını takıp Balmum'un üstüne gidip şöyle duracak gibi de bir halde. Çünkü fark edecek gibi. Kendini yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Ben net yaptırırdım. Ama en son Özlem Gürses'i bile yapmış ya. Gerçekten. Ya çok hani ara bir isim değil mi? Balmum'unu yapmak gazeteci için. Evet. Miray'ı falan yapsa daha iyi gibi değil mi yani? Daha hayır, bence zaten tanınan biri ben değil şeyi mi de ya? Anlamıyorum senin ki. Senin yapılması lazım bu. Benim yaşayan isimlerin yapılmasını ben zaten mantıksız buluyorum ya. Gerçekte var ya zaten. He, doğru. Yani saçma olmuyor. Onu getir bir etkinlik yap. Niye bağlamıyor? Ama şimdi orada sürekli Eskişehir'de tutamayacağı isimleri, yani sürekli ağırlayamayacağın isimleri herhalde Balmum'u yapıyorsun. Şeyden düşüyor. Peki. Masraftan düşüyor. Teknolojisi geldi size. 3D printer artık böyle USB gibi oldu. Basıyoruz falan. Balmum'u koleksiyonu yapacaksınız evinize. Kimleri koyarsınız? Üstü Özcan Deniz, altı Hadise yaptırabilir miyim mesela yani? Karışık bence yaptırabilirsin. Yani senin hayal gücün buradaki tek engel. Üstü Özcan Deniz, altı Hadise. Çok kötü evet. Ne peki bu? Özdise olacak ismi. Ya öyle hani şey gibi olmasın. Hazır gelmişken farklılık evet, olsun. Bir dokunuş karışık iyidir her zaman yani. Doğru doğru. Biri şey yapmıştı. Ölmüş babasının balmumunu yaptırmıştı galiba. Evde duruyor sürekli. Sıkıntı ya. O da sıkıntı. Yani şey gibi terapiste falan gitse. Evet evet. Tabii. Babanızdan kurtulmanız lazım falan diyor. Evde sürekli balmumu. Ya biz bir kere konsere gitmiştik. Yokuş'la seneler önce. Orada da otel ayarlayamadılar falan. Bir sıkıntı çıktı. Bizim dinleyicilerimizden biri gelin abi bende yatak var. Benim ev boş falan. Orada kalabilirsiniz falan dedi. Biz gittik. Kim nerede yatacak falan bir yerden sonra gösterdi. Abi işte burada ayrı bir oda var falan. 2 yatak var diye. Abi ışığı bir açtı babaannesi ve dedesinin dev bir fotoğrafı var yatağın başında. Ama dev yani. Abi dedi rahmetli onların odasıydı falan. Öyle bıraktık. Böyle. Abi ben tribe girdim. Yani çok uyuyamıyorum anladın mı? Şimdi bir ömür yatmışlar o yatakta. Çok hala da oradalar. Yani. Hala yatıyorlar orada. Ve böyle shrine gibi duruyor yani böyle. Ve uyuyamadım orada. Gittim salonda koltukta uyudum. Yani bir de şöyle bir şey var. Öyle bakılan bir odanın ne kadar sık çarşafı değişiyordur falan gibi sorular var. Sordun mu? Bir sene önce falan değiştirmiş olabilir çarşafı. Yani. Abicim çok güzel. Anısı çok güzel abicim de. Ne zaman çok değişti güzel de abicim bu şeyler. Ya o kadar büyük evlilik fotoğrafı niye asılıyor? Unutuyorlar mı evli olduklarında hani arada bir yatağa girdim. Aa biz şeydik ya. Abi biz seks yapmamız gerekiyor. Yapabiliyoruz falan demek için mi? Neyi hatırlatmak için? Ve bu için? Şeyde özellikle hani gelin evi, yeni gelin programları falan mutlaka bütün yatak odalarında bir devasa evlilik fotoğrafı var gerçekten. Evet. Yani burası bu belli bir kesimlerde var. Yani mesela bizim yok. Ozan cümleye girdiği anda onu düşündüm. Bizim niye evde hiç fotoğrafımız yok diye. Evlilik fotoğrafınız mı? Bırak evliliği hiç fotoğrafımız yok. Basılı fotoğrafımız yok. Abi çünkü siz varsınız. Herhalde yani, İstediğimde görebiliyorum işte yani. Canlının balmumunu yapmak gibi bir şey yani. Kendini koymak gerçekten garipmiş. Hiç aklıma da gelmedi. Hani bir tanıdığını sevdiğini falan fotoğrafı okey de. Yabancılaşırsın gibi geliyor ya. Tanıdığı sevdi birinin fotoğrafı da garipmiş. O da garip. Ne bileyim Ozan abiyi seviyorum. seviyorum. Benim dev bir Ozan Akyol. Yani şöyle evet, doğru. Evet. Ya da Boğaç sen yakın arkadaşımsın falan, senin fotoğrafın. Yani evet. Chaby ile Gülce'nin evlilik fotoğrafı sizde olmalı. Senle Ece'nin yani hep şey olmalı. Ya bu bizim evli dost arkadaşlarımız bir şey, ya bir boka yarasın evlilik fotoğrafları. Doğru. Bu arada yani senin de, bu arada düğündeki fotoğraf bizde var. Çok mu? Bir yerde de var. Koleksiyon ama bu arada şey oldu çok komik. Bir arkadaş o fotoğraf baskısını alamadan gitti bir düğünde beraber fotoğraf çektirdi. Kendi benim baskımı da alın dedi gitti. Hı. Biz onunkini de aldık. Evde çekmecede duruyordu. Unutmayayım diye anahtarımın falan hani cüzdanın durduğu yere koydum. Ama her seferinde onunla görüşmediğim için unutuyorum da abi devamlı falan diye böyle bir evlilik fotoğrafı var. Ve biri var, arkadaşım var. Yani o evde çok sinirim bozuyor. Her gördüğümde böyle ay Allah falan. Bari köşe yapalım onu. Bak şey güzel olabilirmiş. Yani. Devlet dairelerinde İşte Atatürk, Cumhurbaşkanı, bir de en üst mevkideki yöneticinin karı koca fotoğrafı evlilik olsa fotoğrafı. Çok güzel olur mesela yani. Ya evli değillerse ama. İşte evli yapacağım müdürü. Öyle olması lazım. Müdürü evli yaparlar. Müdürü evli yapman zaten. Lazım. Öyledir. Yani nüfus müdürünün ben mesela karısını görmek isterim gittiğimde. Bir hoşluk olur. Halkla yakınlaşmadır abi, çok geriliyorum ben çünkü. Mesela Amerika'da şey kültürü var ya, müdürler resmini koyar ailesinin. Ama abi onlarda aile çekirdek gibi. Aileyle bitiyor bizim kuzi. İşler yeğenimin şey gibi orası Epstein davası tövbe şeyleri gibi yığılır yani oraya şey görseller yani olmaz. Doğru. Şeyde güvenlik problemi de olur. Kendisini yastık kılıfı yapıp kendisine yatanlar. Bunları kim çıkardı ya? Mesela senin dediğin yeni gelin evleri öyle, mi çıkardı öyle, muhtemelen bunları? Öyle ya. Mesela hangi eski gelin evi diye program olur mu peki? Bok gibi. Güzel güzel eski anıları. Gerçekten öyle olur. Düğünler ağlıyor falan. 20 yıldır evliler ve sonrası şey daha çok da fazlası şey. Böyle bir program olmalı. Eski gelin evliler. Hiçbir fotoğraf yok. Evet. Hiçbir tahammül kalmamış. Odalar şey ayrı. Boşanmış diyor. Ha sen öyle mi diyorsun? Ha öyle değil. Ben zaman geçmiş gibi boşanmış da boşanmış. O da güzelmiş. O da güzel. Düğüne mesela izliyor falan böyle öyle. Eksim tatlı telaşı güzel. Olmaz evi de şey gibi. Olmaz evet şey gibi oldu. Mesela bu yastık kılıfında ben şeyi de merak ettim. Kime kim yatıyor? Yani sen kendi yüzüne mi kafanı koyuyorsun o yağı yoksa eşine mi? Hani hangisi? Yani imgene yani Boğaç imgesine yatıyorsun sen orada. Hani orada her şey var. Koca Boğaç var, yayıncı Boğaç var. Yani hangisini istiyorsan ona yatıyorsun o gece. İstihare gibi yani. Anladım. Ben bu gece ben onu o duyguyu ben yüklüyorum ona. Yani hani imge olan o. Sen şey gibi işte. Bu elmaya benzemiyor. Resim çizmişsiniz ama o elma değil resim. Gibi. Bu Boğaç değil. Bu Boğaç değil. Boğaç'ın imgesi. Gibi. İmgesi. Dünyanın en kötü sanat. Gerçekten ya. Ne gereği duydum en klişe bir şeydi ya. Buna da değildi zaten. Ya bari daha işler bir yerde olsan anlarım yani. Yastıkta. Yani evet ya. Yastık nerede çok abi saçma. Kapıya yapan da var bu arada. Evin kapısına evlilik. Ben evet, böyle bir şey görmüyorum. Var. Facebook'ta görüyorduk eskiden böyle şeyler. Kapıya. Bakıyorduk. Düğün fotoğrafı. Ya şimdi evinin kapısını düşün. Düğün fotoğrafınız var. Keseye falan yapsan. Mesela Boğaç'ın suratı var. Faşır fuşur. İlla kiri çıkaracağım benim suratımda. Evet, yani bir şekilde. Üçünüz de bir düğün evlilik geçmişi olan insanlarsınız. Yaptığınız en böyle ya bu ne abi bunu niye yapıyoruz biz ya dediğiniz şey ne oldu? Düğünlülük. Ben düğün. Çok güzel. Yani düğün genel olarak saçma abi. Ece sana da soruyorum. Sen nasıl konuşacaksın ki? Yok bence düğün saçma değil. Ben nabzını tuttu. Atıyor mu diye. Hala atıyor mu diye. Nedense burama bir şey oldu bu arada bu sorundan sonra. Ben düğünden asla pişman olmadım bu arada. Bayağı şey dedim yani. Pişman olmak değil. Dedim. Ben de pişman değilim. Niye yapıyoruzu belki içindeyken parasını şey yaparken harcarken demiş olabiliriz. Ama sonrasında iyi ki yapmışız dedik. Çünkü para geldi. Ondan da değil. Gelmedi de çok. Geldi ben biliyorum. Şeyden dolayı. Ben Ece'nin akrabalarım biliyorum. Bu sen niye içeriğimizin bir konusu ya? Ayrıca biz buradan kime seslensek bir şekilde gidiyor abi Mansur Yavaş, Gülben Ayla falan. Evet ya. Ece'nin akrabasına da gidecek bu. Ben onları biliyorum diye. Koreli bir adam var şimdi. Korkmasınlar mı ya? Yani? Acaba önümüzde 2 tane Koreli vardı bu Ekonomi millet saçma. Evlensin diye mi kötü oldu lan acaba? Çünkü ikisi de bir şekilde istenen bir şey. Hem şeyin dönmesi. Çünkü hani en kötü evlenirim demeye başladı millet değil mi artık? toplu paralardan evet, gelecek abi. Hiç öyle olmadı ama. Olmuyor değil mi? Ya şöyle şeyi düşündüm sadece. Kimin nerede oturacağına gösterdiğimiz emek. Ben hayatımı böyle planlamadım ya. İnanılmaz bir dosya falan hazırladım. Bir görsel board falan. Ya şu yazmaya çalıştım işte senaryolara şöyle visual board hazırlamadım ya. Oğlum İngiliz parlamentosu gibi işte avam kamerası burada, lordlar kamerası burada. Zaten dağılacak millet. Ne diye bu kadar kafa yorulduğumu anlamadım ama ben kafayı yedim orada. Ona ki yani masayı ayarladılar ya. 5 dakika sonra ben masa geldi. Herkes evet. Zaten çoğu yani gelmeyen oldu her masadan. Karman çorman bir şey oldu. Şöyle... Bir masa var 12 kişilik 4 kişi var falan. Öyle şeyler oldu. Şöyle bir şey önerelim mi? Dönen bir platform olsun. Düğün salonları. Çok yani sürekli hareket etsin. Hem de şey de simgeler. Yani asıl merkez bu çift. Siz sadece uyduları olabilirsiniz gibi böyle bir şey de verebiliriz. Hatta bu geçen böyle anlattığım o Çin dönen yemek gibi. Yemek o gibi. Sırada kimle muhabbet etmek istiyorsan dönerken masada ona kendi içinde dönecek yani. Yani aslında güneş sistemi gibi. Bayağı her şey öyle bir ufak şey gibi böyle. Yani. Ortaya da kamerayı koyacaksın. Lars von Trier filmi gibi de bir düğün videomuz olacak yani ondan sonra. Bence mesela güzel olabilir. Çok güzel olur. Ya bu ne abi dediğin çok doğru. Vertigo çünkü. Garantili düğün. Oradaki fotoğrafında kaç yaşındaydın Mavi Kim? Netflix'teki Suriyeli ya da ortadoğulu oynayacak tipte bir şey değil. Değişti. Şimdi böyle bir garip bir saç şey. Öyle vermemiştim fotoyu gibi hatırlıyorum. Bazen öyle oluyor. Evet. Yeni kimlik alıyorsun. Ulan ben bunu mu vermiştim diyorsunuz. Evet. Orada bir başka duruyor değil mi böyle? Evet, değişik olmuş. Zafer Peker gibi çıkmış saçı.